Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün değerli bir misafirim Salih Güneş bizimle beraber. Orman Dairesi Müdürümüz Kırmadı geldi. Ormanların durumu nedir, hazır mıyız, tehlike geçti mi öğrenmek istedik. Direkt Sayın Müdürümüzden duyacağız bütün bunları. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlamış olalım. Salih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alp Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi bir yaz atlatmış gibisiniz diyorum. Nasıl geçti? Bu yıl yani birçok yıla göre tabii daha mevsim bitmedi. Bitmedi büyük tabii. Konuşmayalım tabii. Ama çok şükür bir tane ciddi yangınımız oldu Yeşilırmak'ta. Yani o da yanan alan bakımından 50 hektar civarında. Hani bir vadinin içinde şükür söndürdük. Ondan sonra muhtelif genelde çöplüklerde yangınlarımız oldu. Ama ciddi bir orman alanlarında yangın yaşamadık. Çok şükür evet. Diyelim. O şeyde yani vadide olan da yani korkunç bir şey olmadı. Yani korkunç bir zarar vermedi. Yani elektrik hatlarından çıktı. Bir bahçe evet. Kenarından. Ama dediğim gibi çok büyümeden yani kontrol altına alındı. Gece olmadan kontrol altına alındı. Bütün gece de bekledik. O bir günde. Evet. Şans mıydı söndü. Yoksa yok. Şimdi arazi yapısı çok zordu. Güneye ilerlemesinden korktuk. Güney tarafı çünkü sıkıntılıydı. Fakat güney tarafında tedbirlerimizi iyi aldık. Polis itfaiyemizle, güvenlik kuvvetlerimizle, sivil savunma teşkilatımızla, işbirliğiyle güzel bir organizasyon evet. Yaptık. İş bölümü yaptık ve söndü yani. Tabii. Yangın çıkınca işte gidelim bakalım da ne gerekir falan değil. Böyle acayip bir hücum edersiniz işe değil mi? Yani büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan yani full tabii, alarma geçer herkes. Şimdi zaten Nisan-Kasım arasında Orman Dairesi 24 saat esasına göre yangına karşı her zaman hazır ekipleri var. Bunlar herhangi bir duman ihbarında İlk etapta ilk müdahale aracı dediğimiz küçük araçlarımız olay yerine süratle hareket eder. Tespitine göre, yangının büyüklüğüne göre belki söndürür. Belki sadece kendi istasyondaki büyük aracı, arazöz dediğimiz 3,5-4 ton su kapasite sahip araçlarımızı, Unimog tarzı çağırır. Ha eğilimi daha da ciddi ise tabii ki merkez kontrolünde dozerimiz var hazır 24 saat bekleyen bu işler için merkezde o nakledilir veya helikopter konuştu biliyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü'nün bize tahsis ettiği. Ona haber verilir. Bir an önce helikopter havalanır veya polis tıvayesinden, sivil savunmadan askerimizle her zaman kontaktayız. Yangının durumuna göre işbirliği içinde çözüyoruz olayı. Ama şükür bu yıl o kadar ciddi bir şey olmadığı için müdahale ettik birçok yangına ama tabii büyümediler. Tabii. İşte 3 dönüm, 5 dönümle kapandı. Şimdi size baskı var mı üzerinizde? Ya niye helikopteri kaldırdınız? İşte bilmez misiniz helikopteri kaldırdığınızda saati 10 bin dolardır. Atıyorum yani bilmem. Yani keşke çağırmasaydınız işte. Ben olsaydım çağırmazdım. Yanlış yaptın diyebilir mi biri? Diyemez. O da şöyle. Bu helikopter Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı bir helikopter. Ve 3 yıldır sürekli olarak bize tahsis ediyor. Evet. Teşekkürlerimi iletirim bu arada kendilerine. Bunun garanti bir ücreti var Haluk Bey. Yani uçsa da uçmasa da aldığı bir para var. Ve misal yani saatini bilmiyorum. 100 saat uçmayı peşine alıyorlar. Anladım. Siz 100 saat uçursanız da uçurmasınız da o parayı alıyor. Bizde de mesela şu anda biz her gün uçsa gidene kadar ki bu ay içinde gideceği muhtemel yine o saati dolduramayız. Öyle mi? Yani evet. O yüzden ben aksine en ufak dumanda bile ekip helikopterin başına gider çalıştırır. Söndü diye bilgi geldiğinde veya kontrol altına alındığında bazen sırf soğutma için bile kaldırıyoruz ki zaten bu saatlerimizi dolduralım. Zaten hani. Bu şirket bu parayı alıyor. En azından bir faaliyet yapsın. Ne kadar katkısı olursa bir yangına soğutma anlamında da olsa. Bizim moral için bir de bizler görünce onu seviniriz. Tabii yani psikolojik yani. Boyutu da var. Hatta bazen şöyle oluyor. Helikopter biz keşif uçuşu da yaptırıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok saati var. Uzun sürede yangın çıkmayınca. Bir gezelim görelim falan. Yani deriz. Yok işte. Anlıyorum onu ben söylüyorum. Siz de nasılsınız? Uçuş yaptığında bize askeri işte temaslarımız var ya bu şeyde. Arıyor Salih Bey ne oldu bir yangın falan var helikopteri gördük. Tabii. Yani onlar yani gören arıyor. Yani ne var bir şey mi var falan. Tabii. Ama halbuki bazen sadece keşif içinde uçuş yapıyor yani. Peki o yüzden, bu keşif anlamı duman aramak değil sadece. Yok ormanların havadan bir
kontrolü bazen kar fazla bazen güzel evet, bir taraf. Yani yollar kapalı mı açık mı? Durum nedir? Havadan en azından bize bir görsel bilgi geliyor. Bölgedeki sorumlu arkadaşların bölgeleri tanıması adına bir pozitif durum tabii, yaratıyor. Tabii. Gerçi bizde biraz kolaydır. Yani ormanda dağlardaki yollar bile yani doğuya batıya gider. Öyle çok bir yere gitti yok. Kaybolmazsınız yani. Doğrudur ama hani böyle sivil yani bizde çalışmayan insanlar gider işte bir yoldan gezer döner iner. Ama onun içinde bir sürü aslında yok. Ara yollar ve orman içinde bir sürü faaliyetler olduğu için çok fazla var. Ben daha detaylı bilgiye evet. sahip olmak zorundayız evet. biz. Normal orman deriz çalışmayan. Haritası var mı bunların yoksa? Evet. Bizim bütün ormanlarımız Haluk Bey sınıflandırılmıştır. Hangi ormanda ne faaliyet olacağı, ne tip orman olduğu, kaç ağaç olduğu, toprak tipi, arazi yapısıyla ilgili planlarımız var bizim. Onlar bunları üzerine... hiç düşündünüz böyle harita gibi basıp mesela satasınız avcısına, ne bileyim ama bir gezginine. Ama bu bize hizmet eder. Örnek vermek gerekirse mesela biz ormanları orman tipine göre sınıflarız. İşte örnek vereyim. Tabii ormancı arkadaşlar bilecektir. ÇZBC3 diye bir rumuz var. Ağaç tipi. Çam harut bilmem ne. ÇZ dediğinde kızılçam. Mesela ha. B dediğinde bunlar 15-25 yaş arasında. C demek %70'den fazla kapatıyor. B olsa %40-70 arası olacak. 3 dediğinde işte kapalı çağı. Yani orada o rumuzlar yani dışarıdaki bir insan onu teknik bilgiye tabii, sahip tabii. olmayan biri anlayamaz. Evet. Biz de o rumuzlarla temsil edilen ormanların içindeki yapıyı ayrıca tablolarımız var. Anladım. Bunu 10 yılda bir teknik ekipler bütün ormanı etüt ederek günceller. Tabii, yani biz güzel. Dediğimizde size şimdi 76 bin hektar ormanımız var işte yüzde bu kadar verimli, şu kadar verimsiz, bu kadarı çam dememiz bundan kaynaklı. Bundan kaynaklı. Tabii, tabii tespit yapılarak ortaya çıkar. Tabii. Yoksa biz tek tek ağaçları saymak gibi tabii, bir şansımız zor. Yok biliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani bunun metotları var ormancılıkta. Onunla ilgili amenajman planı dediğimiz planlarımız var ve bize yol haritası veriyor ormanda yapacağımız çalışmalara ilgili gerçek kesim gerek nerede ne yapılacağıyla ilgili bir yol haritası evet. aslında. O azalma var mı ormanımızda çünkü yani bazı insanlar mesela ben şömine var evde ve yakmamaya çalışırım yani ilk o kışın zevki için ilk böyle şey yaparım ondan sonra giden odunu düşündüm de çünkü hakikaten şömine çok verimli bir ısınma tarzı değil. Böyle önünde 2 metresine kadar ısıdır. Yüzde belki de 80'i havaya gider. Ama müthiş bir şey verir, ambiyans verir eve. Arkadaşlarım vardır, yani gündüz gece o şömine yanar ve onun zevkini yaşarlar. Ve böyle onu gördüğümde böyle şey yaparım. Yani ağaçları düşünürüm. Çünkü herkes ölmüş ağacı, yıldırım vurmuş ağacı ya da yanmış ağacı kesmez. Bakarım dipdiri hala daha... çok taze vücudu olan ağaçları görürüm böyle kesilmiş böyle. Evet, derim doğrudur. Ki bu hasta bir ağaç değildi bu. Şimdi odun sorun olacaktır da biz de her yıl halkın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz ama karşılayamıyoruz. Çünkü biz dediğiniz gibi sadece kuru kesilmesi gereken ağaçları halka sunuyoruz. Geçen yıl Mersin yangından mütevelli bir arzımız oldu. Yani bu yıl o kadar ciddi bir arz yapamayacağız. Bu da şu sıkıntılar doğuracak. Odun fiyatları yükselecek. Kaçakçılık ihtimali artacak. Çünkü elektrikli ısınma maliyeti belli. Tabii. Gazla ısınma maliyeti belli. Bunların daha aşağıya çekilmediği sürece vatandaş da kendine en ucuz yöntemi seçmeye çalışacak. Odun da dediğiniz gibi 100-200 yılda bir şeye gelen ağaç 5 dakikada kesilip atıyorum o bir haftada yakılıyor. Evet. Yani ne yazık ki de o gerçek. Ülkemizde odun ithali de yasak. Yani dışarıdan da getiremiyoruz ki piyasayı dengeleyebilelim. Tabii. Bunun da çeşitli sebepleri var. Kabuğunlu olmasından kaynaklı getirebileceği risklerden dolayı. Ama yani bunun çözümü zor. Yani biz yine arz edeceğiz bir miktar halkımıza odun. Kurumuş ama veya dediğiniz gibi yetmeyecek. O zaman kesinlikle bence yetmeyecek. Ormanlara çok nöbetçi tutmanız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz orman dairemiz genelde yılın birçok kısmında rota usulüyle çalışır. Bu sebeplerden dolayı faaliyetlerimiz de sürekli olduğu için yazın yangınla mücadele, kışın ağaçlandırma faaliyetleri, işte bu kaçakçılıkla mücadele amacıyla. Ama tabii memleketin %23'ü orman olup da
arazide faal çalışan memurunuz 30 kişi olursa 25-30 arası. Tabii. Kuzey Kıbrıs'ın %1'ine bir memur düşüyor. Yani o da biraz tabii biraz yeterli zor. Değil. Tabii. Yani ama kesildiği zaten. Yerler bellidir. Yani aksesi olan yerler bellidir. Yani daha toplu yaşama yerleri. Tabii. Çünkü kimse girip daha yani en uzak ormandan değil, kendine yakın yerlerden gider tabii, keserler. Tabii haklısınız. Tabii bizim köylerle de irtibatlarımız var. Evet. Değerlendiriyoruz durumları, kesilenleri tespit ediyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunlara suç raporu yani kesiyoruz. Eskiden desteban vardı, her ağacı bilirdi. O köylerde o vardı. Gitti, emekli tabii. Olanların yerine bitti dediğiniz gibi. Biz orman dairesi olarak elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde gerekli kırsal köyler civarında kaç açıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz orman memurlarının polis gibi suç raporu kesme yetkisi de var. Tabii. Onlara tabii, ceza tabii. veriyoruz. Ama çözüm ceza değil, çözüm ülkesel düşünüp yani bu halkın ısınma ihtiyacı hep olacaktır. Tabii. Yani bunu bütünlüklü bir çözüm içinde hani oduna alternatif bir şeyler mi üretilir veya hani bu zeytin peleti var falan veya bu bitkisel artıklar mı değerlendirilir? Yani böyle bir şeyin önünü açmak teşvik etmek tabii, lazım tabii. ki. Bilhassa bu sene. Yani. Halka böyle bir alternatif sunmak lazım. Çünkü tüp 355 lira oldu. Bir tüp. Yani ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Elektriğin evlere kışın 3-4 bin lira elektrik faturası geliyor. İnsanlar eve, bunun altında eziliyor. 3-4 bin lira gelen 8-10 bin lira gelecek. Tabii yani kışın. Böyle acayip bir artışı var elektriğin. Evet. Ben anlayamıyorum yani nasıl bu kadar fırlayabilir bir elektrik. Böyle bir durum insanların canını yakıyor. Herkes dediğiniz gibi tahtaya yüklenecek. Yani palet yakıyor, tahta yakıyor. İşte gidip bu da bir ne yazık ki art niyetli bazı insanlara bir şey gözüküyor. Cazip bir tabii, yani gelir. Ağaç orada git kes atıyorum tabii. Birkaç ton sat 3-5-10 bin neyse bir paraya çevir. Bir de bu ton meselesi yani. Arabanın arkasını böyle dolduruyor. Şimdi bazı arabanın arkası daha yüksektir. Bazının daha yani ton diyor ona. Haluk Bey biz bu tonu biz 5-6 yıldır kaldırdık. Bizde de vardı ton uygulaması. Çok tantanası götürüp adam tartıyordu onu. İşte bu 800 kilo tonlar geldi. Tonlar arkası yok tabii. 1,5. Şimdi tona bir ağırlık ölçüsü. Yani bir şeyi tartarak bir odun 5 sene önce kesilmişse yarı ağırlığına düşer. Çünkü biliyorsunuz suyu kesildiğinde içinde bir nem vardır belli bir oranda. Bu zamanla %10 seviyelerine kadar düşer. Dolayısıyla biz onu yapamayız. Mesela bir ağaca, mesela bizde orman zararları var ki salgın yapar. Bir ağaca musallat olduğunda o ağacı hemen kaldırıp ormandan uzaklaştırmanız lazım. Evet. O ağaçta da böcek musallat olduğunda ağaç daha hep suludur. Yani ama bizim onu almamız lazım. Tabii. Onu aldığınızda atıyorum belli bir hacimde bir ton geliyor ama aynı ebatta bir ağaç da 5 sene önce kurumuştur. Onu da keseriz. O yarı ağırlığında gelir. Yani tabii. Ben şimdi biz kepçede bir ölçü var. Ona göre veriyoruz. Buna da bir ster adı. Yani 1000 metre küp alana dizilen odun miktarı diye geçer. Anladım. Bu bir adil yaklaşımdır. Yani o arabanın arkasındakiler bir Mitsubishi'nin bir bilmem neyin. Adil mi onlar? Onlar sanmıyorum. Onlar işte artık bir van diye satıyorlar zaten. Ha. Vazgeçtiler o ölçüden. Vazgeçtiler. Bir van diye satıyorlar. Çünkü o bir ölçüyü yapmak için bizim yaptığımız gibi biz 1 metre küp yere dizilen odun miktarını hesapladık. Tabii. Dizilme hiç yok bunların. Arası hava boşluğu dolu. Kepçe var bir tane. Kepçeye koydu. Kepçede bir çizgi var. İstediğinde halkımız yani satış yaptığımızda o çizgiye kadar dolduruyoruz. Hep aynı. Evet. Değişim. Evet. Ama ağırlık ölçüsü değil. Yani ben oraya bir okaliptüs odunu koysam gelecek 800-900 kilo. Gider, çam koysam 400 kilo gelecek. Aynen. Yani o yüzden biz tonu kullanmıyoruz. Peki yanmadan okaliptüs daha mı uzun yanacak? Okaliptüs sert bir ağaç, yapraklı, çam ibreli, çam reçineli bir ağaç olduğu için ısısı daha yüksektir, daha erken yanar. Okaliptüsün ısısı daha azdır, daha uzun yanar. Ama işte bu da içindeki su miktarı bir okaliptüs ama çok daha fazla. Ama okaliptüs yaşken hiç yanmaz. Yani ben kurusunu bahsediyorum. Anladım. Yani bir okaliptüs dalı düşse bir tarafını ise kırar yani. Aynen o çok kadar. Ağır bir şey. Arabalara yaptığı hasarı görürüz şu böyle şey çünkü var. Çünkü yapraklı ağaçlar özellikle okaliptüsün yapısı ülkemizde şey olarak bilinir işte. Bataklığı, suyu çeker, bataklık. Bataklığı kurutmak için getirdi İngiliz. Getirdi. Bazı türleri öyledir ama birçok türü de çamdan kuraklığa daha çok dayanıklı. Yani bunu kimse bilmez. Bir çöldeki kaktüsü düşünün. Hep sudur. Okaliptüs öyle. Suyu depolayan bir ağaç. Evet. En büyük özelliği o ve düşünün Avustralya çöllerinde de hep okaliptüs var.
Yani biliyorum ve yani böyle şey 150 metre uzunluğunda ve çölün içinde. Ve evet ve dümdüz. Yani al onu bilmiyorum gemicilik yapılır mı bunlarla falan evet. Ama yani, gemi kerestesi olarak evet, kullanılır. Ve bir de kabuğu soyulduğunda gümüş bir renk alır o böyle. O bir türüdür. Birçok bir türü var. Yani 60-70 türü yalnız Kıbrıs'ta evet, var. Bir de o kadar güzel bir rengi var onların evet. Böyle. Yani hayran olmamak elde değil. Yani biz son yıllardaki çalışmalarımızda Besarya'da çamdaki başarısızlığı gördük. Artık bu yıl üretimimizde ciddi bir okaliptüs var. Hı hı. Üretimimizde pay büyük. Besarya'daki çalışmalarımızda okaliptüs kullanacağız. Yani başarıyı gördük. Bir çama göre 5 yılda en az 2 kat boy farkı yaratıyor. O kadar. Yani, ama daha fazla çekmiyor mu suyu kendine? Hangi suyu? Çekiyor? Hangi suyu? Yok. Ama işte olanı tutuyor diyorsun. Kendi haznesinde tutuyor. Çam gibi buharlaştırmıyor. Aha. Farkı orada. Yani bir kaktüs örneğini o yüzden verdim. Kaktüs de çölde suyu çekmiyor ki. Evet, tuttuğu suyu vermiyor. Ama bu dışarıdan gelen su mu bu havanın nemin? Nemden dağılır. Oradan dağılır. Tabii alır ve depolar ki daha uzun kuraklığa karşı dayanıklı olabilsin tabii, diye yani. Tabii. Onda da mantık da aynı. O yüzden o yanlış bir işte suyu çekecek diye bir şey var ama tabii. O bazı türleri için geçerli. Tabii. Bataklık tabii. için ama birçok türü de kurakçıl. Yani özellikle bu Güngör bölgesindeki o Karaş dediğimiz zayıf topraklarda. Yani ağaçları var. Seviyordum da bunu ben de bilmiyordum. Yani kuraklığa dayanıklı olduklarını. Evet. Gerçekten hep bataklık sulak yerlerin ağacı olarak. Birkaç türü öyledir ama birçok türü kuraklığa da ülkemizdekiler özellikle kuraklığa dayanıklı türler. Ta İngiliz döneminde denemeleri yapılmış. Zaten örnekleri var. Biz tohumlarımızı o ağaçlardan alıp tabii. çoğaltıyoruz. Çünkü kuraklık bitince nananay kalır orası. Evet. tabii bir de bataklık da yani suyu çekince orası da kurumaya kurayacak yani bir yağmur olmadığı sürece tabii, sorun yani, var orada. Sorundur da, tabii. Biz de çünkü yarı kurak diyoruz ama tabii. 400 milimetre diye bahsedilir bizim ülkemizin yıllık yağışı ama altına düşüyor son yıllarda bu küresel ısınmaktan dolayı falan. Ama bu değişebilir değil mi? Mesela biz şimdi ansızın Fas'taki, Libya'daki baskını görebilir miyiz? Sel baskını mesela. Hani geçen de konuşmuştuk. El Nino dediğiniz tabii. işte mesela deniz suları aşırı sıvı ısınıyor. Bu da iklimde bir bunların karaya etkileri var. Ben de belki de o yüzden öyle bir etki olabilir. Yani aşırı kışın içinde kurak günler, yazın içinde sel baskınları. Ama tabii oradaki baraj da patlamış tabii en büyük etkisi orada tabii. ama dengesiz iklimler var. Bize tabii ki olabilir. Biz de sonuçta denize kıyısı olan bir tabii. ülke denizde. Bundan 10-15 yıl evvel hatırlıyorum böyle dağdan inen su Gönyeli Girne yolu kapanmıştı. Evet. Su basmıştı. O tarlalar falan. Rahmetlendiydi şeyde Boğaz'da. Söylemişti evet. su. Evet. Yani bayağı bir problem olmuştu. Evet. Yani bizde de olabiliyor. Daha şiddetlisi de olabilir diye korkuyorum. Tabii olabilir. Mesela Girne'nin üzerinden gelecek bir yağış bütün Girne dereleri kapatıp masif bir şehire dönüşmüş. Oradan az bir sürede gelecek çok yüksek milimetre bir yağış Girne'yi yani tabii, Venedik'e tabii, çevirir. Tabii. Yani. O kadar. Korkunç oldu. Yani ben Balabayısı'nın en üstlerinde gördüm bir ev. Onların yaptığı ev gene böyle çok yağmurlu bir gündü. Resmen ön kapı ve pencereden giriyordu. Arka kapıları açtılar ve su evin içinden geçip gidiyordu böyle dağdan inen su. Yoldan böyle biraz gelip artık ne kadar masrafı yani yapacaklar, koruyacaklar bilmiyorum ama. Dere ıslahı ve gelen suların havzadan nereden gidip tahliye olacağıyla ilgili çalışma çok önemli. Ülkemizde de bu birkaç yıldır da 2003'te bir furya vardı biliyorsunuz. Şimdi daha ciddi bir şeye ulaştı. Tabii. Yani her tarafta bir ciddi yapılaşma var. Altyapı ne derece planlanıyor? Hani nereye gidecek bu işin sonu tabii. hiç bilmiyorum. Özellikle. Çünkü su gelir geçer diyemeyiz. Çünkü altyapıyı çürüterek göre. Geçiyor. Yani bir müddet sonra o kadar bir boşaltır altını ki hiç farkında değilsiniz ve 6 ay sonra bir çökme oluşur. Tabii, çünkü altı boşalmıştır. İyi planlamak lazım gerçekten. Bilmiyorum. Hani evet. Aklımızda hayırlısı değil. Evet, bakalım ne olacak. Peki. Bir de şeyde sormak istiyorum. Şimdi kırsal kesimlerde çünkü en son ormanın içerisinde bir yangın çıkmıştı. Onu hatırlıyorum. Evet. Hatta davalıktır evet, demiştiniz. Evet. Biz de kamu davası açtık. Şimdi kırsal kesimlerde bir yani orada evler var. Onlar nasıl tedbir almalı? Onlar nasıl korunmalı? Yangın çıkmaması için bir şeyler biliyoruz ama sanki bilmediklerimiz de var orada. Yani bizim zaten
yangında en büyük endişelerimiz birinci sırada elektrik hatları tabii ki. Ki bu yıl çıkan birçok yangın o yüzden çıktı. İkinci sırada kırsaldaki yaşam alanları. Çünkü köylümüz tarım faaliyeti yapıyor, hayvancılık yapıyor. Evinin bahçesinde bir şeyler yapıyor. İşte otunu biçiyor, kenara alıyor. Bunları yani biliyorsunuz 1 Nisan 31 Ekim arası kesinlikle ateş yapmak yasak. Yani bu bir yasa gereğidir. Buna dikkat ederse vatandaşımız hiç, yani 31 Ekim'den sonra zaten mevsim şartları değiştiği için yangının çıkma ve ilerleme olasılığı çok düşüyor. Buna dikkat ederlerse bu bitkisel atıklarını özellikle yapmamaları çok önemli. Hmm. Tarla kenarı, evinin bahçesinde, kırsalda, çünkü ormanla iç içe evler. Hani Allah muhafaza oradan bir herhangi bir herkes zanneder bir şey olmaz ama öyle bir şey ki yani siz zaten maalesef. Kimse istemez bir şey olsun. Tabii. Olduktan sonra kıymeti yok. Tabii. Yani önleyici tedbirler çok önemli. Olduktan sonra öyle olaydı, böyle olaydı. Yangın içinde geçerli bu. Bu bitkisel atıklarını zaten belediyecilik gelişmiş. Yani belediyelerimizin gösterdiği yerlere koyduklarında, yani ben de kırsalda yaşıyorum, belediye gelip onu alıyor. Tabii. Yani bunu yakayım gitsin, işte yok olsun mantığını gütmezlerse, yani şu an mesela önümüzdeki 10 gün sıkıntılı. Ondan sonra bir serin hava dalgası geliyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren. Yani bu pazartesi değil de o bir pazar. Siz herhalde yatmazdan önce kalkınca hava raporunu izlersiniz herhalde. Yani mecburen takip ediyoruz anlık. Evet. Yani işimiz olduğu için. Evet. Alarmlar yani var mı? Herhangi bir yangın olursa diye. Evet. Alo 177 Yangın Hareket Merkezi 24 saat açık. İlk beni arar her olayda. Telefon kulağımın yanındadır. Tabii, tabii. Mecbursunuz yani bu işin gereği. Tabii. Bir anlık depremden dolayı insanlar bir aplikasyon yüklediler. Nerede deprem olursa dünyada bir alarm verirdi. Evet. Baktılar bu iş olmayacak. Herkes iptal etti. Çünkü dakika başı alarm sesi. Onun paniği şey. Tabii biz de öyle değil. Yani bu konudan sorumlu kişi olduğum için onun bilinciyle tabii ki tabii hava durumu olsun, işte çevrimlerimiz var bizim telsizlerimizde. Onlar olsun takip eskiden ediyoruz. Eskiden yani kış fırtınaları için barometre izlenirdi. Şey içinde öyle midir? sıcaklık içinde mi öyledir? Yani şimdi yangında iki parametre var. Yüksek sıcaklık, düşük nem. Hmm. Sıcaklık yükseldikçe ve nem düştükçe tehlike artar. Çok artar. Mesela %10 civarında bir nem 30 derecede bile çok ciddi sonuçlar doğurur. Ama %80 nem 35 derecede bile daha az riski var. Yani yanan materyaldeki nem oranı ne kadar düşerse yanan yangını ilerlemesi hızlanır. Evet. Mesela kışın bir yer yanına görürsünüz yanar durur olduğu yerde onu söndürürsünüz. Ama düşük bir nemde olsa o hemen çıkar. İki dakika sonra 500 metre ileriye gider. Tabii. Yani o bir gerçek. Bizim en riskli günlerimiz yaz aylarında. Zaten hep sıcak da. Nemin %20'nin altına düşmesi o günlerde alarma geçip. Tabii. Ben yazın içinde sanayinin arkasında kuru sarı otlar böyle diz boyu onlar tutuştu. İlk bir duman çıktı falan. Allah Allah geliyor. Allah Allah geçti bizi. Yani o kadar barut bir süratliydi. Evet barut gibi. İşte nem düşük olduğu için öyle bir durum yani. Söz konusu. Ama itfaiye hemen geldi ve yanan yeri de böyle önünden geldi. Kesti önünü böyle. Tabii. Tabii işlerini bildikleri için yaptılar dedim. Bunlara hayatta buna yetişmezler böyle. Kesinlikle. Ama biliyorum itfaiyecilikte bir kısmını feda edeceksin ki tabii, yetişebilesin. Tabii. Onu zaten bizde de bir vadinin içinde ateş olduğunda oraya inemezsiniz. Çok sıcak. Çünkü orada vadide bir de şey var. Isınan hava yükselir ve yangın kendi iklimini yaratır bir zaman sonra. Siz onun için yanarsınız. Evet, yani sırtlarda, yollarda veya müsait, yani can da önemli çünkü. Yerlerde gerekirse karşıdaki ağaçları yıkıp, onu da yakıp, karşı ateş dediğimiz yöntemle yangına kavuştururuz ki o gücüyle gelip devam edip gitmesin. Tabii. Bizde her şey açık mı? Mesela bir tanesi arkadaşlardan diyor ki hangi ormandan diyor bahseden diyor. İlk önce emniyet şeritlerinizi açın. Açılmayan emniyet şeritleri var diyor. Doğrudur. Murat Yıldız burada herhalde ormanda alakalı bir arkadaşımız. Çalışmasa bile orada ormanları seven bir arkadaşımız herhalde. Emniyet şeridi açın diyor. Şimdi şöyle ki bizim iş makinalarımız mesela 7 adet paletli iş makinemiz var. Şu anda 2 tanesi faal. Bu makineler eski makineler. Yani 7'den 5 tanesi oturur, kırık. Yok, çalıştılar da şu anda mesela çeşitli mekanik problemleri var. Evet. Parça bekliyor falan filan. Anladım. Onu şey yapmayın. Ya bizim şey gibi, Kıptek gibi. Anladım. Yani ama şöyle söyleyeyim ben, bu yıl için konuşuyorum. Lefkoşa bölgesinin bütün yolları bugün bitti.
Bütün diyorum, hepsi bitti. Geç mi kaldık? Kaldık. Ama orman dairesinde şu anda iş makinesi kullanma kabiliyetinde biri kadrolu, biri geçici olmak üzere iki kişi var. İşte paletliler için konuşuyorum. Greder için de bir belediyemiz, Bülent Bebek Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Bize bir çalışanını verdi, greder kabiliyeti olan Beyamurdu Belediye Başkanımıza. Onun sayesinde Lefkoş'taki yollarımızı bitirdik. Vermeseydi o şey, şu anda belki de evet, daha gerideydik. Veya yangın ekibimizde donanımlı bir çocuk var. O da Karpaz'da bayağı çalıştı. Yani biz o bir yıllara kıyaslarsak çok daha ilerledik. Hepsini yaptık mı? Yapmadık. Yani burada bu bir gerçek. Evet. Ama bizim de elimizdeki imkan kabiliyetler ölçüsünde çalışabiliyoruz. Tabii. Keşke tabii. olsa benim 10 tane operatörüm, 10 tane makinem. Ben 30 Haziran'da bu iş bitmişti. Tabii, ama tabii. siz de elinizdeki güce göre hareket edebilirsiniz. Aynen. Ben yani. Şaşıyorum. Yani bu sizin değil, sizden önceki zamanlarda diyeyim ki belli de olmasın hangi müdür. Münhal açıldığında kimseyi bulamıyorsunuz. Yani dozer ehliyetiyle gelsin, başvursun. Yani bu makinaları kullanabilecek seviyede ve geçmişte hatta baskı da var. Al bu adamları işe diye sırasında maalesef. Müdür de der ki tamam, yani dozer lisansını gitsin alsın bari da alayım işe, en azından bir dozeri sürebilsin ya da bir kepçeyi sürebilsin. Ve akabinde de ayağını atınca orman dairesine bir hafta sonra başka kuruma gidiyorlar. Başka kuruma gidiyor, daha rahat bir işe. Evet, çünkü kimse güneşin içinde, ormanın içinde bohçayı açıp, yemek tasını açıp yalnız başına yemek yemek istemez. Orada biraz iğneyi kendimize de batıralım. Ben tabii tüm kamu için konuşuyorum. Şimdi kurumların teşkilat yasaları var. Orada işte bana şu lazım, şu nitelikte kabiliyetleri bu olacak, tarif edilir, ona göre istihdam yapılır veya kamuya personel alır yasayla, kamu hizmetiyle. Ama kurumların şeyleri de böyle bu kapsamda çok şey, bizim daire için konuşuyorum. İşte ağır araç operatörü diye 10 tane kadro yok. Tabii. Ne yapıyoruz? İşte lazım deyince biliyorsun geçici işçi alımı diye bir şey var devlette. Yani onlar gelir. Geçici işçi de bir kurumda kalmak zorunda değil. Yani bir yazışmayla başka bir kuruma kayabilir. Ama siz kendiniz kadronuzu aldığınızda o daha zordur. Evet. Kamudan istihdam olduğu için, kamu hizmeti komisyonu tarafından. Biz önce o yasayı tadil etmemiz lazım. Evet. Ve böyle şeylere fırsat vermememiz lazım. Aynen. Çünkü yetiştiriyorsunuz, çünkü orman hakkında bilginizi veriyorsunuz falan. Çünkü yani, sizde eğitim var değil mi? Yani çalışanlar için. Tabii. Yani zaten zaman içinde ister istemez bir mesela... Bir örnek daha vereyim. Ormanda yol yapımı yapıyoruz. İhtiyacımız oldu. Başka bir kurumdan yine bizde var dedi, dozer kullanır. Adam tabii hep mesaryada sürmüş. Tabii. Bir geldi. İkinci gün dedi ben buradan aşağı uçarım. Tabii. Yani bir de o var yani. Yani dozer sürüyorsunuz ama ormanda sürüyor biliyorsunuz. Bambaşkadır tabii. Tabii yani şartları farklıdır. Tabii. Arazi çok bozuktur. Daha zordur yani. Böyle bir dozer süren mesela taş ocağında yıllarca taş yüklüyor adam. O da dozer. Ama ormanda yol yapıyorsunuz, teras yapıyorsunuz, şerit yapıyorsunuz, araç yazılımı yapıyorsunuz. En barizi ben şeylerde görürüm, videolarda görürüm. Yani bir kepçe, önlü arkalı, hangi kepçe deriz onlara değil mi? Önden kaldırır, bir de arkadan kepçesi var. Loader digger denir. Loader digger. Evet. Yani onlar yani dünyanın en mükemmel araçları böyle ve kendi yerini, istasyonunu yapa yapa yükselir, eder ya da yıka yıka iner aşağıya. Yani bir karınca gibi. Kendi yolunu, istasyonunu, iletişim noktasını yapar ve ilerler. Ve onları kullanan insanlara da hayranım. Çünkü milimetrik hesap yaparak işlerini yaparlar. Yani bizde tabii o kadar hassas çalışılmaz ama bizde daha çok iş yapan daha büyük makineler. O yani kepçe bir ormanda yol açmada çok yol kat etmez. Yani bir iş makinesi gibi değil. Tabii onlar dozer yollarda, paletli dağ yolları çünkü biraz çünkü yollar yıkılıyor, taşlar düşüyor efendime söyleyeyim. Yarılıyor. Yani bir kepçeyle de yaparsınız güzel olur ama yani çok aynı çalışmanız değil, lazım. Değil, daha değil. Fazla saat harcamanız lazım. Tabii. Ve hemen hemen bütün orman yolları da yani böyle gezilir en azından bir sene. Yok bir kere bu yıl yani nasıl diyeyim? Girne bölgesinde biraz orada da operatör bulamadık o bölgeden açıkçası çalışabilecek. Ve Girne ile Esentepe arasında biraz şeyimiz var, eksik yerlerimiz çoğunluğu. Ama diğer bölgelerde bayağı yol kat ettik. Evet. Ki ama yani, bunlar da hep yangın çıkacak yerler. Çünkü insan çoğunluğu var ya buralarda. Yani greyderle çalıştık, dozerlik yerler var. Onları Anladım. Da bir makineyi sevk ettik oraya. Bu geç kaldık diyeceksiniz ama yani bir şeridi yapmak. Çünkü geç girdiğimiz 20-25 yıldır girilmeyen yollara girdik bu yıl.
İçindeki bacağı. Ağaçlar 25-30 yaşına gelmiş. O kadar bacağı büyümüş ki yani girmemişiz. Ama hepsi değil tabii. İşte bu araçlar iyi ki yani çok ağırlar, büyükleri ezip geçip açıyorlar yani tabii oraları. Yani. Onun hatta için... sosyal medyada geçen hafta hani işte katliam yaptı Ormanda Res diye bir bilmem bilginize geldiyse. Ne yazık ki böyle bir eleştiri de aldı. Tabii, tabii. Halbuki yani siz onu yapmazsanız, o 5-10 ağaçtan vazgeçmezseniz ileride çıkabilecek bir yangında orada yüzlerce ağaçtan vazgeçersiniz. Aynen, çünkü hiç giremeyeceksiniz yani, oralara, ulaşım kesinlikle olmayacak. Biz yoksa tabii ki istemeyiz bir ağacı yok edelim ama tabii, tabii. Amaca hizmet etmesi tabii için bazı şeyler yapmak zorundasınız. Mesela orada sizin su şeyleriniz var, kuyuları var. Su depoları var mesela ormanın içerisinde. Evet. Siz o yolları açık tutmalısınız. Yani tabii, ulaşabilecek bir de falan. Mesela yangın çıktığında siz ona müdahale etmek için yol olacak ki araç gitsin. Yol olmazsa tabii seyredersiniz sadece. Aynen, şey, aynen, şey, aynen. Ben şanslıyım. Atabey'den bulunduğum yukarılarda böyle. Yolun bozuk yerlerine bakıyorum. Yani küçük ATV bile zorlanır yani oradan geçmeye. Çünkü artık yağmurdan yarılmış, yarısı düşmüş falan. Tabii ki. Ve düşün buradan daha büyük araçlar geçecek falan. Onların hep tamir olması lazım. Yani bir graderin üzerinden geçilmesi lazım ki o yarıklara düşmesin ama arabalar. Ama yani bu yıl %80'i geçtiğimize inanıyorum. Bayağı yol yaptık yani. Arkadaşlar sağ olsun, operatör arkadaşlar özveriyle çalıştı. Yani Dipkarpaz'dan Yeşilırmağa bayağı tabii, özellikle graderle çok zevkli. Çok da zevkli graderlerden böyle açılmış yollarda gidersin. Şey yani highway gibi. Mutlaka yani ama hani kullanan arkadaşlar da becerikli arkadaşlar. Bayağı yol yaptılar. Peki sizlere böyle şey aldılar mı? Yeni aletler, yeni şeyler mesela helikopter var diyelim ama ne bileyim bir grader daha geldi mi? Graderden yana açıkçası sorunumuz yok. Yoktur. Dozerden yana sorunumuz var. Paletli. Sürücüsünden. Sürücüsünden hem dozerden. Bu yıl bütçe görüşmelerine henüz katılmadık ama bir projemiz var iş makinesiyle ilgili. Mücadelemizi vereceğiz. Evet yani adam ve şey lazım size. Adam yani ben artık oradan çünkü gelip gidiyorlar. Gelip gidiyorlar. Gitmeyecek adam lazım gelip. Değil mi? O çok önemli. Ama bu vurgusunu iyi yaptınız bence. Çünkü geçici olan gelen adam bir kalemiyle, bir müdürün kalemiyle bir yere gidiyor. Ne yazık. Siz direkt kamudan oraya atanmış insan istiyorsunuz. Tabii ve yasamızda ona göre tadil etmemiz lazım. Daha geniş bir tabii kadromuz olması lazım. Çünkü orman dairesinde yani işte teknik, yani iş makinesi operatörlüğü, işte bu orman memuru konusunda bayağı mücadele verdik. Sağ olsun Maliye Bakanlığımız yetkiyi verdi. Bugünlerde kamu hizmetine gidecek 26 memur alacağız. O da bizim 2007'den beri memur alınmadı orman dairesine. Yani düşünün kaç yıl olmuş. 16 yıldır tabii. Yani bir kişi girse 15 yıldan emekli olabiliyor. Emekli olabilecek kadar bir sürede biz memur alımı yapmadık. Tabii. Ama ve bu doğru şu anda değil da yani bir de şey var burada, kurumsal hafıza var. Mesela orman memurlarımız bizim hani ilk geldiği yıllarda çok donanımlı değiller ama bir yıl süre ihtiyaçları vardır ki ormancılık konusunda yani tecrübe, yangın bir tecrübedir, fidan dikimi bir tecrübedir efendim. Bu yolların takibi, çeşitli orman zararlarla mücadele, bunlar hep tecrübedir. Yani tabii, biz, tabii. Yıkılmış bir yolun ne olacağı önemli. Nasıl öyle yaparsın ve oraya? Bu mevcut çalışanlarımızın bu birikiminin de bu gelecek arkadaşlara bir önce aktarılması lazım ki evet, sürdürülebilir bir tabii yapıya kavuşabilir. Mesela mantarlar nerededir haritasının çıkması lazım falan. Önemlidir. Bunları kimseye vermezsiniz. Yok, bunları değil mi? Halkımız bizden iyi biliyor. İnanın onlar bizden iyi biliyor. Biliyorum bazıları maşallah topluyor geliyor yani, ama yani bilmek lazım hakikaten. Şey, yani bazen mantardan çok araç oluyor mantar olan yerlerde. Yani. Değil mi? Herkes biliyor artık. Hay Allah. Onun şeyimiz yok. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel, güzel oldu. Gelsin. Birkaç sorum daha vardı ama bu defaya alırız onları da. Bakalım. Evet bu defaya alırız. Salih Güneş'i dinlediniz. Orman Dairesi Müdürümüzü. Ormanlarımız ne durumda? Müsterih olun, her şey yolunda, her şey tamamlandı, bitti. Sezon da bitti ama orman dairesi de bitti, elemanlar da bitti. Çalış çalış, hakikaten ucuz atlattık. İnşallah da hep böyle olur, ucuz atlatırız. Çünkü ormanlarımız çok değerli bizler için. Evet, Salih Bey'e teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyorum. Sabahın 7'sinden beri benimle birliktesiniz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Arukat sabah sabahı sundu.